olup seçimi bekleme telkini şu an toplumun bence damarına basmak olur. Çünkü ortalık göründüğü üzere yangın Peki. yeri. Evrensel Gazetesi'nde de bunu yazdı Ayşen Şahin. Pazar yazılarının bu haftaki konusu buydu. Hava döndü, işçiden esiyor yel diyor. Ayşen Şahin diyor efendim. Ben onu sadece şarkısını, marşını hatırlatmış oldum. Şimdi Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Muhalif adlı internet sitesine bir söyleşi verdi. İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu sendika ve grev hakkıdır. Bu hakların kullanımının önündeki tüm yasal ve fiili engeller diye devam ediyor yazı. Haklarımız için omuz omuza diyor muhalifteki Arzu Çerkezoğlu açıklamalarında ve bu ülkeye bir işçi baharı şart gördüğüm başlıklardan biri de o. Ne o Şamil Tayyar'la ilgili bir şey mi paylaştın Barış? Şimdi Şamil Tayyar'ın bir tweetini ekrana getirdim. AKP ne düşünüyor peki? Yani bu meselelere dair AKP ne düşünüyor? Bakın. Dur ben de ayağa kalkayım bir bakalım. Lütfen okuyun. Sizin o güzel sesinizi. Siz okuyun buyurun estağfurullah efendim. Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri. AK Parti'nin rakibi değil onlar diyor. Bu süreçte en büyük muhalif akım elektrik, doğalgaz, akaryakıt üzerinden şekilleniyor. Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem. Şamil Tayyar. Kimdir Şamil Tayyar? AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi. AKP'nin yönetim kadrosunda iki kez AKP milletvekili olmuş. AKP'nin iletişiminden sorumlu yardımcılığına kadar yükselmiş önemli bir isim. Ben Şamil Tayyar'ın bizzat kendi görüşünü, kendi düşüncesini dile getirdiğini düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. Nasıl yani? Bu kendi görüşü değil mi? Farklı bir yere getireceğim. Diyor ki, aksini düşünmek bile istemem. Ne demek istiyor? Bu faturalar, bu hayat pahalılığı, bu enflasyon, bu şey bizim sonumuzu getirebilir demeye getiriyor. Yani bizim sadece burada Halk TV ekranlarında söylediğimizin biraz daha ilerisini götürüyor. Neden sadece Şamil Tayyar bunu düşünmüyor diyorum biliyor musunuz? İnsanlar bakabilir Şamil Tayyar'ın bu tweetine. Binlerce alıntı yapılmış, binlerce kez paylaşılmış. Bazı insanlar utangaç AKP yöneticileri favlamış sadece. Öyle mi? Tabii şimdi oraya baktığınız... Beğenmişler bunu yani. Beğenmişler. Yani biz de böyle düşünüyoruz. Ben Şamil Tayyar'ın zaten politika yapma biçimini biliyorum. Hiç var mı aralarında bildiğimiz isim? Ya birçok il yöneticisi. Mahcubiyet bakın, içerisinde de olsa bu tweet'i ben favlayan... Yanlış isim vermemek için şey yapıyorum. Birçok il yöneticisi, AKP'nin üyesi olduğunu bildiğimiz birçok isim Şamil Tayyar'ın bu tweetini beğenmiş. Ben Şamil Tayyar'ın zaten politika yapma şeklini biliyorum. İçeride kaynayan bir şeyi kendisini öne atıp söylüyor... o anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Hala da bu tweet'i şeyinde birinci tweet olarak tutuyor. Yani şunu demek istiyorum. AKP'de bu az önceki anket sonuçlarının farkında bana kalırsa ama ben Salim Şen'in dediklerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu mesele bakın şöyle bir şey. Şöyle Kemal Özkiraz anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada dedi ki anlaşılan elektrik ve doğalgaz faturaları Adalet ve Kalkınma Partisi'ni fena çarpmış. Evet. Fena çarpmış. Tarihinin en düşük oyu ikinci parti durumunda. CHP birinci, AKP ikinci parti bu anket sonucunda. Şamil Tayyar da aslında aynı görüşte mi diyorsun? Aynı görüş ama ben şunu söylüyorum. Bir gazeteci olarak 19-20 yıldır AKP iktidarını bizzat gözlemlemiş birisiyim. AKP iktidarı değişecekse bu faturalara kalmamalı sadece. Anlatabiliyor muyum? Yani ben Şamil Tayyar'ın o tweetini okurken ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri AKP'nin rakibi değil diyorsa bunu gerçekten üzüntüyle okumak gerektiğini düşünüyorum. Toplumsal muhalefet. Ama bir şey diyeceğim sana. Şamil Tayyar diyor ki mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile. Evet. Yani haklı buluyor. Evet. Yani elektriğe bu kadar yüksek fiyatı haklı buluyor. Doğalgaza bu kadar yüksek fiyatı haklı buluyor. Yani bizim AKP'nin politikalarında bir yanlışlık yok nasıl diyor. Desin? Efendim özelleştirmelerde bir sıkıntı yok diyor. Kamu özel işbirliğine aktılan milyarlarca lirada bir sıkıntı yok diyor. Bu neoliberal vahşi düzende hiçbir sıkıntı yok diyor. Tabii. Zaten bunu demek zorunda. Bunu demek zorunda. Olur mu şimdi? Bunu dedikten sonra o zaman neyinden şikayet ediyorsun? O fiyatlar nasıl düşecek? Eğer o dediğiniz gibi derse Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ihraç edilir. Bu ya aslında. Şunu soruyorum Barış. Şunu haklı buluyorsa o zaman affedersin de mutfaktaki yangını nasıl söndüreceksin? Tabii ki. Bu nasıl söndüreceksin? Şöyle söylüyor. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Bir ay öncesine gidelim. Hakikaten biraz böyle daha gerçekçi bakmamız lazım.
20 Aralık'taydı değil mi o kur korumalı şeyin çıktığı evet, gün? Evet. Yani o operasyonun yapıldığı gece 18'den 13.5'a evet, düşürüldüğünde dolar. İki, bugün hiçbir anlamı kalmadı ama asgari ücrete %50 zam yapıldığının açıklandığı o hafta AKP oylarında ve AKP tabanında bir toparlanma oldu. Bir ankette 1-2 puanlık bir şey oldu. Ama bunu bir gerçek olarak görmemiz lazım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Söylediği bir ankette 1-2 puanlık evet, bir şey hayır, gördü. Söylediği sahibi. Şu Şamil Tayyar'ın. Buna çözüm bulun diyor. Ya ne olacak matbaanız var kardeşim akşama kadar para fotokopi para basıyorsunuz. Bir hayır yıl bir saniye yok öyle çözüm bulamazsın. Nasıl bulamazsın? Bulamazsın tabii. Nasıl bulamazsınız? Salim Bey onun da ekonomik sonuçları var. Ekonomik sonuçları... Öyle bakın, bir çözüm olsa ekonomik, zaten uygular. Ya şu anda değil Gökmen Bey. Ekonomik sonuçlarını seçimden 6 ay sonra görürsünüz. Siz seçime kadar 3 aylık 5 aylık dönemde sabaha kadar para basıp ortalığı nakite boğduğunuzda bunun karşılığını 6 ay sonra seçimlerden sonra görürsünüz. Ya burada biraz şuna öyle diyor ekonomistlerin diyor. Yani biraz herkes diyor yeterince evet, şey yap biraz yani, da idare edin. Kardeşim bu kadar da kar basmayın artık. Bu kadar da sömürmeyin ipin ucuna geldik. Yani yedik biraz durun diyor, biraz frene basın diyor. Ama Barış'a çok katılıyorum. Beni de yaralayan şu, ya o kadar çok insan kaybettik ki. Yani işte Barış üçüncüye içeriye giriyor. Ankara, Garı, Suruç, o bu. Yani başımıza gelmeyen kalmadı. İnsan yaşadığı toplum nezdinde üzülüyor. Bizim insanlığımız sayaçla mı ölçülüyordu kardeşim? Ya kaç tane çocuk öldü, tacize uğradı, tecavüze uğradı. Yurtlarda öldürüldü, Ensar oldu, Aladağ oldu, Çorlu tren kazası oldu, Rabia Naz oldu. Yani sizin o kapınızın önündeki sayacı mı dönmesi gerekiyordu bu oyların bu noktaya gelmesi için? Beni de bu çok yaralıyor. Toplumun insanı, hani bunun da süreç içerisinde bilinçleneceğini, değişeceğini umut ediyoruz. Ama bence bu da bu toplumun, bu ülke insanının kesinlikle, sınavıydı yani. Kapının önündeki sayaç, eline gelen fatura, kendi banka hesabındaki eksi bakiye olana kadar başkasının başına gelene çok üzüldüm dedi geçti. Ona ama dedi, o da böyle yapmasaydı dedi. Kadın cinayetlerine bir şey oldu, buna bilmem ne oldu. Geldiğimiz nokta, hani Şamil Tayyar'ın o lafı beni buradan yaralıyor. Evet, elektrik, doğalgaz, akaryakıt yüzünden o oran o noktaya geldiyse yazık bizim insanlığımıza yani. Peki ancak cep yakınca mı? Cep bu tepki yakınca sayaçla ölçüyorlar çünkü vicdanlarını. Peki şimdi hal böyleyken Adalet ve Kalkınma Partili Büyük Akın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, seçmenini şöyle konsolide etmeye çalışıyor. Diyor ki 100 yıllık hesaplaşma, 100 yıllık. Sesi hazırsa o zaman bir izleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun vizyonuyla hem ülkeyi kaldırıyor, hem bölgesinde yakın coğrafyasında, uzak coğrafyasında oyun kurmaya başladı, kurulan oyunları bozmaya başladı inanılmıyla. 2023'te bunun duruşması olacak. Temellerin duruşması 100 yıllık hesaplaşma olacak. İşte o 100 yıllık hesaplaşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakacak mısınız? Asla bırakmayacağız. Sonuna kadar yanında olacağız. Gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz. 7 gün 24 saat, sokak sokak, kapı kapı insanlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ve inşallah 2023'te zaferi tekrar bizler kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet, sesi tam net anlaşılmıyor. Bunda iki neden etkili olabilir. Birincisi ses sistemi ya da ses kaydı. Açıkçası ama hani konuşmacının şeyi de Türkçeyi telaffuz şekli etkili olmuş olabilir o da. Ayrı bir şey, bir artikülasyon sorunu olarak. Bakın diyor ki, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bölgesinde, yakın coğrafyasında, uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı. 2023'te bunun duruşması olacak diyor. 2023. 100 yıllık hesaplaşma olacak. İşte o gün 100 yıllık hesaplaşmada Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacak mısınız diyor.
100 yıllık hesaplaşma nedir ya? 1923'le mi hesaplaşacaksınız? Tabii ki çok açık. Siz neyin hesabı peşindesiniz? Seçmeninizi hangi hesaplaşmaya çağırıyorsunuz siz? Bu nasıl bir hesaplaşma olacak? Bu hesaplaşma adına daha neler yapabilirsiniz? Türkiye daha neler görebilir? Birazdan devam edeceğiz.